Merhaba, ben Tuğçe Kurt efendim. Tuğçe'nin mutfağına hoş geldiniz. Güzel, keyifli bir günde yine beraberiz. Ramazan lezzetleri yapmaya devam ediyoruz. İftar sofralarımız şenleniyor bizim lezzetlerimizle bence. Peki bugün kim geliyor mutfağıma? Sevgili Sevinç Yılmaz benimle beraber olacak. Zaten Tuğçe'nin mutfağının o da sahiplerindendir. Çok sıkça yemek yaptık. Hem sohbet etmekten hem de beraberce yemek yapmaktan çok keyif aldığım konuklarımdan Sevinç abla. Güzel bir iftar menüsü hazırladık sizler için. Neler yapıyoruz? Hemen anlatıyorum. Keşkek yapıyoruz. Bence bayramların, düğünlerin, işte sünnet düğünlerinin vazgeçilmezidir. Mevlütlerin de aynı zamanda. Bizim Ege'de de çok yapılır ama etlisi yapılır. Biz bugün tavuklusunu yapıyoruz. Tavuklu keşkek yapacağız. Hemen ardından sütlü, güzel, hafif bir tatlımız var. Bitter çikolata ve sütün karışımı bence muazzam. Daha sonra ne yapıyoruz? Domatesin mevsimi geldi. Kokulu kokulu domatesler yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladılar tekrar. Köfteli domates çorbası yapıyoruz. Ve son olarak böyle tarihin tozlu sayfalarında kalmasın istediğimiz o şerbetlerimizden reyhan şerbeti yapıyoruz. Ve günümüzü tamamlıyoruz. O zaman ben Sevinç ablayı mutfağıma davet ediyorum efendim. Geliyor. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen burada olman gerekirken oradan geliyorsun. Hayır, stüdyoyu mu geziyorsun? Artık hoş geldin. Sahiplendim stüdyoya. Oradan oraya videolar, fotoğraflar. Evet. İyimsin Sevinç abla? Teşekkür nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok güzel görünüyorsun her, yine, her zamanki teşekkür gibi. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Öyle işte naçizane seyircilerimize olan saygıdan süsleniyoruz. Evet. Güzel lezzetler yapacağız. Ramazan lezzetleri evet. yapacağız. Senin Ramazan'da sıkça sofranda bulunan lezzetler midir? Seçimi nasıl yaptın? Evet. Keşkek uzun bir açlık sonrası biraz doyurucu olsun ama et de içeren bir yemek. Milli yemeğimiz biliyorsun, bir yemeğin milli olabilmesi için tüm coğrafi bölgelerinde her bölgede kullanılıyor var. Olması gerekir. Kutlama yemeği, özel günler yemeği. Mevlüt, sünnet, evet. düğün, Ramazan'da da onu paylaşalım istedim. Hı hı. Hem de yanında bir pilav gerekmiyor, içinde eti de var. Hı hı. Komple bir yemek, tam evet. bir öğün. Bence de başka hiçbir şeye gerek tüm yanında evet. şerbetle birlikte diyorsun. Evet, Ramazan'da evet. olmazsa olmaz komposto, hoşaf ve şerbetler. Evet. İkinci olarak da bir tatlımızı yapıyoruz. Evet, o da biraz hafif bir tatlı olsun. Bir İyi sütlü olmuş. Tatlı. Hatta iftarda yenmezse birkaç saat sonra bir tatlı olarak çayın yanında da alınabilir diye. Hı hı. Hafif karamelize bir tatlı. Olacak. Çok güzel, evet. çok hafif bir tatlı olacak. O sonra da bence bir Ramazan iftar sofralarının vazgeçilmezi evet. çorba yapıyoruz ama köfteli yapıyoruz. Ha. Evet, biraz daha protein içersin. Hı. Belki sahurda da bir çorba içmek isteyen olabilir. O da hafif minik köfteli, bol domatesli, yazdan kalma domatesler, konserve domatesler varsa onlarla da ama çok güzel de olur. Ama mevsimi de geldi artık yavaş biraz yavaş. Biraz daha var evet. mevsimine tabii tam olarak. Tabii ki tam yazın ama Mayıs'ta bence kış domatesine göre çok daha kokulu domatesler bulabiliyoruz ben artık. Ben hala Mayıs'ta kullanmıyorum. Da. Öyle mi? Peki. Evet, son olarak da şerbetimizi yapıyoruz. O zaman ilk tarifimiz keşkek, seni böyle tamam. alıyorum. Malzeme listesi ekranlarınıza geliyor. Efendim keşkeğin malzemelerimiz burada zaten 3-5 malzemesi var, hemen sayıyorum sizlere. 1 kase haşlanmış nohut, 2 su bardağı buğday, 1 bütün tavuk göğsü, tereyağı, pul biber, tuz ve suyumuz var. Buyurunuz efendim. Ne yapıyoruz? Önce tenceremize. Hı-hı. Döküm tencere kullanıyoruz. Fazla vakit almasın diye önceden Hı-hı. buğdayı haşladım. Haşladık. Tabii ki. Bir gece önceden suya konması gerekiyor. Hı hı. Kara suyunun atılması çok iyi olur. Bir taşım haşlayıp suyu da dökülürse şöyle hafif iyice yumuşayana kadar, elmelenene kadar haşlanması Haşlıyoruz. Gerekiyor. Ne aradın ben vereyim? Bir kaşık alıyorum. Buyurunuz efendim. Tatlı bir kaşığı tercih ederim. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Evet. Döküm tenceremizin içine... Buğdayımızı alıyoruz. Buğdayımızı alıyoruz efendim. Şimdi içinde dövecek miyiz güzelce? Tabii bu işin aslı büyük tahta Gerçekten tokmaklarla dövme. Yavaş evet. yavaş saatler süren dövme işlemi var. Ama günümüzde bunu yapmak artık o kadar kolay biraz. Değil. Aha. O yüzden... Dur, şurada kal. Ben de bunları böyle koyayım. Şimdi bir miktar... Haşlanmış nohutumuzu nohutundan da koyuyorum. Evet. Bir kısmını üzerine süslemek için ayıracağım. Tamam.
Vallahi bizim oralarda, sen Karadenizlisin biliyorum, Ordulusun. Bizim işte Ege tarafında etle yaparlar. Tavukla değil daha çok. Gerdan etiyle çok güzel olur. Ama gerdan tabii sert bir et aslında. Burada uzun sürecek bir haşlama gerektireceği için tavuğu tercih ettik. Üç parça gerdan eti kullanarak da çok güzel yapılır. Çok güzel yapabilirsiniz. Evet. Eğer tavuk değil de et severseniz efendim. Evet, ama uzun süre eğer eski usulüne uygun yaparsanız bence çok daha lezzetli oluyor. Gerçekten böyle uzuyor etler onunla dövdüğün zaman. Kesinlikle. Tahta tokmak mı diyoruz tahta artık? Tahta tokmakla. Tokmakla. Evet. Çok keyifli oluyor. Bizim de orada sünnet düğünlerinde tam işte bir normal kutlama yemeğidir aslında. Evet, kutlama yemeği. Doğru söylüyorsun. Mevlütlerde de çok sıkça bulunur. Davet yemeği. Davet yemeği. Şimdi biz haşladığımız tavuklarımızı didikliyoruz. Üzerine sen de böyle pul biberle tereyağı yakıyor tabii musun? Tabii ki. Tavuğumun da bir kısmını yine süsleme için bırakacağım. Aha, üzerine didikleyeceksin herhalde. Evet, evet çok hoş bir görüntüsü oluyor. Şimdi ama tabii ki her şey daha kolay. Biz şu anda kadınlar olarak daha kolay bir dönemden geçiyoruz. Ekipman anlamında bence. Evet, şimdi mutfak gereçler olarak. Evet. Blender'dan geçireceğiz hepsini. Blender'ı da çok güçlü kullanmayacağım. Aha. Şöyle hafif bir özleşene kadar, iyice böyle sakız gibi yumuşacık istemiyorum. Hafif taneli. Özleşecekler. Evet, özleşsin. Evet. Malzeme birbirine iyice karışsın. Arkadaş olacaklar, yakın arkadaş olacaklar malzemeler. Ondan sonra da üzerine zannediyorum ki yağını yakacağız ve servise hazır hale geleceğiz. Evet, uzun müddet açlıktan sonra oldukça doyurucu bir yemek. Yemek, bence de. Bekledikçe biraz kıvamı koyulaşabilir. Aha. O yüzden eğer servisten birkaç saat önce hazırsa son olarak bir suyunu yine kontrol edilmesinde fayda var. Fayda var diyorsun. Tamamdır. Evet efendim, tavuklarımızı didiklemeye devam ediyoruz. Ama bir et severseniz eğer ki gerdan etiyle de yapabilir çok misiniz? Sevinç abla söyledi. Evet. Onu da böyle didikleyeceksiniz. Yine blender yardımıyla ya da tahta tokmak varsa evinizde. Tavuğu haşladığımız suyu veya eti haşladığımız suyu da kullanıyorum. Evet. Biraz daha da sıcak su ilave edeceğim. Ve ben bunu hemen getireyim. Ocağa alalım mı? Alalım tabii ki. Hangisini kullanayım ocağın Tuğçe'yi? Bence diğerini kullan. Ben açıyorum. Efendim, ocağımızı açıyoruz. Maşallah bu döküm tencereler de öyle bir ağır ki. Evet, çok ağır ama çok sağlıklı. Isıyı o kadar eşit dağıtıyor ki tabana. İyi hapsediyor, geç bırakıyor ısıyı. O yüzden çok daha sağlıklı. Evet, özellikle et. Ette ve özellikle böyle tahıllı yemeklerde dipte karamelize olmayı da engelliyor. Eşit yayıldığı için ben böyle yemekler yaparken de özellikle çok tercih ediyorum. Evet. Peki su istiyor musun? Biraz daha istiyorum. Biraz. Tabii, keşke çok su kaldıran. Devam edeyim. Çünkü içinde buğday var efendim. Bunun kapağını kapatacağım. Biraz da tuz ekleyeyim ben buna. Şimdi ekleyelim. Pişerken. Ben de kapağını getiriyorum sana. Birazcık da tuzumuzu da koyduk. Karıştırayım mı şöyle bir? Karıştırdım ama sen de karıştır. Tuz koyduktan sonra. Olur. Karıştırayım diye. Evet, şimdi kapağını kapatıyoruz. Sonra ne zaman açacağız kapağımızı? Biraz kaynamaya başladıktan sonra ara kontrol edeceğiz. Altını orta ısıya getiriyoruz. Biraz uzun zamanda çok yavaş yavaş pişmesi çok iyi olur. O yüzden haşlama işlemini önceden yaptım ki burada yavaş yavaş özleşerek pişsin. Sonra da bir karıştırıp blender'dan çekeceğiz. Evet. Üzerine yağını yakacağız, pul biberini. Süslemesiyle sunuma hazır. Servise hazır hale getireceğiz. O zaman efendim şimdilik keşkeğimizle, ama tavuklu keşkeğimizle işimiz bitti. Evet, sayılır. Biraz virgül koyuyoruz ona. O zaman günün ikinci tarifine geçelim. Evet. O sırada kaynar, pişer, hallederiz. Efendim günün ikinci tarifi çok keyifli bence. Hafif bir tatlı. Malzeme listesi burada ekranlarınıza gelsin. Ben de sizlere sayayım. Bakalım içinde neler varmış. Sütlü bitter çikolatalı tatlımızın. 4 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 1 adet yumurtanın sarısı. 3 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 paket taze krema, 1 paket de bitter çikolatamız var. Evet Sevinç ablacığım.
Bu tatlıyı erken yapmanın önemi dinlendikçe çok güzelleşen bir tatlı. Ha. O yüzden bu tatlıyı yapmayı düşünenler sabah ilk iş bu tatlıyı yapıp dolaba atsınlar. Dinlendikçe, kaldıkça evet. özleşiyor. Evet. Çünkü karamelli olduğu doğru. için tadı çok güzel oturuyor. O yüzden keşkeyi atar atmaz hemen bu reçeteye uygulamaya tamam başladım. Tamam canım. Ne yapıyoruz şimdi? Evet, şimdi bir karıştırıcı alıyorum. Nişastamız. Nişastamız. Burada 3 yemek kaşığı var ama tartıyla işlem yapanlar 30 gram kullanabilirler. 30 gram nişasta. Mutfak tartısı olanlar ki bence bu işle ilgilenen herkesin olmalı. Ben asla göz evet. kararı yapmam. Kaşık gramlar, ölçüsü yapmam. 10 kişi bir kaşık un alsın onu da farklı, farklı gram çıkar. Gram. Doğru, doğru söylüyorsun. Yumurtamız oda sıcaklığında. Bunun evet. sadece sarısını kullanacağız. Beyazını kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz. Niye? Hayır. Beyazı tortulanıyor. Yani bu kremada beyazı belli oluyor. Belli oluyor. Evet. Tamam. Şimdiki bir şeyleri soruyoruz, cevabını da alıyoruz. Ama hani nedenini sormak istiyorum Tabii ki. Ki ben hani bilelim. Biz de öğrenelim ben mesela. Kendim öğrenmek için aslında de soruyorum muhallebi özellikle. Gibi bu tarz sütlü tatlılarda beyazı hiç kullanmamak gerekir. Muhallebi gibi tatlılarda çünkü belli olduğu için. Nokta nokta bir görmüşsünüzdür bazen. O beyazdan pişiyor dolayı pişiyor beyazı. Yumurtanın beyazı ayrı pişiyor. Ama yumurtanın sarısı tüm malzemeye entegre oluyor. Karışıyor onun içerisine. O yüzden sadece sen de muhallebilerde evet. sarısını koymayı tercih ediyorsun. Evet canım. Şimdi şekerimi karamelize edeceğim ama tümünü etmiyorum. Bir kısmını buraya koyuyorum. Hem karamelize süresini kısaltmak, çok koyu bir karamelizasyon istemiyorum. Hafif bir yanık tat istiyorum sadece. Tamam canım. Bunları karıştırarak... Ben istersen sütünü yavaşça ben ilave çok edebilirim. Çok sevinirim. Evet. Hafifçe karıştırıyoruz nişastamızla. 30 gram kadar nişastamız vardı. Gram ölçüsü yapanlar kaç kaşığa denk geliyordu? 3. 3. Evet. Yavaş yavaş sütümüzü de koyuyoruz. Evet karıştı koyabiliriz. Yumurtanın da sarısını kullandık. Evet. Beyazı pütür pütür belli oluyor diye. Evet. Onu da öğrenmiş olduk. Güzel oldu. Şimdi muhallebimizi karıştırdık. Zannediyorum ki ne yapacağız? İlk önce kalan şekerimizi karamelize edeceğiz. O zaman ocağımı açıyorum. Tamam. Bu tencereyi kullanalım değil Olur, mi? Olur, sen bilirsin. Doğru tencere buydu diye düşünüyorum. Sen tamam. kızlarla bunu ayarladın. Şimdi tamam. evet, şekeri koyuyoruz. Karıştırmadan, yayarak şekeri koyuyorum bütün yüzeye. Yayarak koyuyoruz, evet. Şekeri ellemeden karamelize olmasını bekleyeceğiz. Hafifçe tencereyi sallayarak sadece. Buyurunuz efendim, o zaman sizde iş. Karamelize ederken şekeri yakmamak lazım. Çünkü önemli detaylar. Kanserojen maddeler açığa çıkıyor. Evet doğru. Hafifçe fındık kabuğu rengi olması yeterli. Altını fındık kabuğu rengi. Kapattıktan sonra bile 2-3 dakika daha aynı hızla pişmeye devam eder şeker. O yüzden fındık kabuğu rengini yakaladığımız anda altını kapatalım ki biraz daha pişiyormuş zaten kendi kendine. Yakmamaya özen gösteriyoruz. Evet. Niye yakmıyoruz? Sevinç ablanın da söylediği gibi kanserojen madde açığa çıkmasın evet, diye. Şekerin yanması çok iyi bir şey değil. Valla Ramazan'dan önce son program mıydı? Ondan bir önceki program mıydı? Çok değerli bir konuğum geldi. İlk kez geldi. Almanya'dan geldi bir de. Çok şekerdi. Biz de şeyi karamelize ettik. Pudra şekerini. Bekle. Bayağı bir uzun bir süre bekledik karamelize olsun diye. Ben zamanım çok yoksa evet. Kalın tabanlı tencereyi ocağa koyar altını yakarım. Kaynar tencereye şekeri koyarım. Keşke yapsaydık. Çünkü altının ısınması zaten tam olarak. Bir zaman, tabii bir süreç tabii. yani. Evet. Ne aradın Sevinç abla ben? Aramadım, şöyle bir baktım. Tamam canım. Böyle. Çok açık değil mi bayağı? Vallahi açık da yani evet. o ocak tamam. birazcık daha yavaş Şurada, bir ocak. Arada.
Efendim kaynamaya başladı. Biraz beraberce yapıyoruz. Keşkeğimiz de kaynamaya başladı döküm tenceremizde. Ne yapmıştık? Buğdayın önceden bir gece önceden suda beklemesi gerekiyor. Ertesi günde güzel bir haşlamamız gerekiyor. İçine nohut koyduk bir miktar. Tavuklarımızı önceden haşladığımız tavuklarımızı didiklemiştik içine koymuştuk. Bir de tavuk suyunu koyduk. Biraz da tuzu özür diliyorum suyu az geldiği için. Normal kaynar suyumuzu ilave ettik. Tuzumuzu koyduk. Güzelce kaynadıktan sonra blenderımızla çekeceğiz. Bu kadar aslında keşkek kolay. Evet. Evet. Aslında keşkek çok büyütülüyor gözde ama en kolay yemeklerden biri. Hakikaten sadece öyle. Kıvamı ayarlamak. Bir de önceden yapılıyor akşama taş gibi görünce insanların gözü korkuyor. Acaba bir daha ısıtabilecek miyim nasıl olacak? Çok su kaldıran bir şey. Siz... Tamam bu pişti dediğiniz zaman biraz sıvı bırakmalısınız keşke. Sıvı bırakalım ki evet, yoğunlaşacak evet. Zaten çünkü, bekledikçe evet, diyorsun. Birkaç saat sonra çekecek onu. Tamam. Bunu buğday çünkü biz işte püf noktaları buğday. Su kaldırıyor. Sever suyu buğday. Ne durumda? Başladı. Başladı. Evet. Ha, ya işte bugün de Almanya'ya da selam olsun. Aynen pudra şekerini karamelize ederken ki bekleme süremizi bugün de yaşayacakmışız gibi hisler içerisinde. Yok o kadar değil çünkü bizimki başladı. Evet yavaş çünkü, yavaş başladı. Çünkü şekerin bir kısmını direkt oraya koymamın nedeni biraz da oydu. Hem süreyi kısaltıyorum hem çok pişirmiyorum fazla. Hafif altın sarısı fındık rengine döndüğü anda alacağım ocaktan. Peki bir şey soracağım. Esmer şeker kullansak zaten daha fındık rengi yanan bende. Olur. Neden tabii olmasın? Ki olur. Tabii ki olur. Ama rafine şeker biraz daha yanmaya geliyor. O bu da rafine. Bu rafine. Ha. Öteki o kadar değil, ham evet. Şeker. Yani, artma şeker, işleminden geçmemiş şeker. Aslında esmer şekerin hani bilmiyorum bizim aldıklarımız gerçek mi? Senin dediğin gerçeği ama gerçek, aldıklarımız evet. Gerçek mi çok emin değilim. Ne diyorsun? Ben de bilmiyorum. Bak karamelize olmaya başladı. Demek şöyle ki pudra şekerinden daha kolay karamelize bir de oluyormuş. Miktar da çok önemli. Tabii miktar da miktar. Önemli. Ne kadar pudra şekeri yaptığınızı şu anda bilmiyorum. Ben de hatırlamıyorum. Geçmiş gün. Her gün yemek yapınca unutuyorsun. Evet. Vallahi kafalar karışıyor. Ama efendim şu an ekranda gördüğünüz miktarda şekilde olacak. Böyle yavaş yavaş beyaz kalan yani kristalize kısımlarda aynen bu fındık kabuğu rengini aldığında kapatacağız ocağımızı. Kapatmayacağız. İçerisine kremamızı koyacağız. Kremamızı koyacağız. Bir yanan şeker çok yüksek ısıda bir şekerdir. Hı-hı. Onunla çalışırken çok dikkat etmek. Tencerenizin mutlaka kuru olması gerekiyor. Elinize ıslak çatlar. Bir kaşıkla ellememiz, karıştırmamanız, dokunmamanız gerekiyor. Bakıyorum bakın ışıkları. Şimdi bu istediğim kıvama geldi. Kapatayım mı ocağın altını? Hayır, bunu direkt katacağım. Tamam. Bana ben sana kuru mu kontrol ediyorum. Evet. Evet kuru. Buyurunuz. Tatlı bir fındık rengi oldu. Bakın çok bu yanan dumanı sevmiyorum. Sevmiyorsun. İçerisini azıcık kısalırsa azıcık çok kıstı. İyi olur. İçine krema girince tabii ki hemen bu sertleşti. Evet. Ama eriyecek hiç sorun yok. Bir anda sertleşti. Tabii ki. Şimdi bunu hafif yumuşatınca ama kremaya gerekli benim arzu ettiğim o isli, güzel reaksiyonu verdi rengi mi? Verdi. Heh. Şimdi şunu karıştırıp sen bana onu getirirsen. Yani bunun içinde ne vardı efendim? Yumurtanın sarısı 30 gram kadar nişasta ve sütümüz şekerin vardı karışımımızda. Ve şekerin zaten bir su bardağından bir parmak az şekerimiz vardı. Ondan bir parmak daha azını buraya koymuş olduk evet. Aslında. Evet. Yani bir su bardağından iki parmak az kadar şeker koyduk karışımımızın içine. Getiriyorum hemen yavaş. Dökümde var ya o yüzden yanmadan. Tamam dikkatlice. Koy hemen hiç yavaş koymana gerek yok. Tamam. Teşekkür evet. Ederim. Evet. Karışımımızı da ilave ettik. İçine evet. Güzelce karıştıracağız. Muhallebi kıvamımıza getireceğiz. Gelecek, sonra evet. Ne yapacakmışız biliyor musunuz? Ben duydum, öğrendim Sevinç abladan. Kaplarımızın yarısını muhallebimizle dolduracağız kıvama gelince. Daha sonra kremanın kalacak bir kısmı buradan. Bitter çikolatamızı içine atacağız. O kremanın sıcağıyla o çikolatalarımız da eriyecek. Kubumuzun kalan yarısını da onunla dolduracağız. Hı-hı. Değil mi? Sistemimiz bu. Bu.
Vallahi çok pratik, farklı bir güzel bir lezzet. Tadının da hoşluğuna inanamayacaksın. Evet, karamelize, evet. Şekerden kaynaklanan. Ben karamelize şeyleri çok severim. Sen de sever misin? Ben de severim. Ben evet. Zaten tatlının yani her türlü hiç fark etmiyor bana. Evet, maalesef. Ben çok tatlıcı değilimdir ama bu tatlıyı özellikle çok seviyorsun. Seviyorum. Şunun evet. Altını biraz kısabiliriz. Kısıyorum hemen canım. Hatta istersen değiştirelim mi? Yer değiştirelim. Bir dakika, sakın dökümü tutma, yanarsın. Hayır, ben tutar mıyım? Ben geliyorum. Tamam. Eldivenlerimi takıp. Evet, bunu buraya. Bunu da buraya. Onu da buraya alalım. Hatta onu da altını açayım. İstersen çırpıcıyla da ilerleyebilirsin ama şey, karamelize olduğu için evet, ilerleyemezsin. Onu doğru. Onu eriteceğiz. Evet, sizin evde Ramazanlar nasıl geçiyor Sevinç abla? Bizim evde Ramazanlar her evdeki gibi geçiyor. Bir telaş. Kalabalık mıdır sofralar? Davetlerim oluyor benim. Oluyor. Birkaç akşam davetlerim oluyor. Büyükler, arkadaşlar, evde. Evet, ağırlamalar oluyor. Çocuklarım seviyor. Sahura kalkmayı çok hoşları, evet, çok seviyor. Ramazan pidesinin de bunda bir payı var tabii ya, ki. Ya o lezzetli Ramazan pidesi, o fırınlardaki kuyruklar, o sıcacık alınan Ramazan pideleri. Evet. Sahurda da tabii şimdi iftarda, iftar yapmadan önce işten çıkıyoruz. O kalabalık fırın kuyruklarından ekmeğimizi alıyoruz. Evet. Sabaha da, sahura da o ekmekler ve tavalarda kızartılıyor. Üstüne tereyağları, peynirler ufalanıyor falan. Yani, haşlanmış yumurtalarla. Yanında haşlanmış yumurta. Ben Ramazan'da diye. Yemekten çok kahvaltılı seviyorum. Sen de öyle misin bilmiyorum. Ya sahurda peynir, kesinlikle zeytin, kahvaltı. Yani yumurta. İftarda bile önce onları biraz pastırma. Çok hoşuma gider. Bak birkaç konuğum bunu söyledi. Dediler ki Ramazan'da biz ilk önce böyle biraz bir kahvaltı yapıyoruz. Evet. Ondan sonra hani yemeğe geçiyorsak geçiyoruz dediler. Çünkü uzun süre açlıktan sonra günün ilk öğünde hep kahvaltıya alışık olduğumuz için herhalde kahvaltı hissedecekleri. Herhalde. O metabolizmanın bir hani açlıktan sonraki kahvaltıya olan ihtiyacı geçişi gibi. Ama biliyorsun şimdi bizim tabii Türk kültürümüzde kahvaltı böyle. Yani sen de iyi bilirsin. Avrupa'da yani kahvaltı meyve yoğurt aslında birçok yerde. Evet. Canımız Türk kahvaltımız gerçekten bence dünyada tek diye tek olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Çok en sağlıklı kahvaltı şeklinin de olduğunu düşünüyorum. Ben de. Hani yumurtası, peyniri, ekmeğiyle. Ben biraz çorba istiyorum. Sana bir aslında. Anımı anlatayım mı bununla ilgili? Anlat, anlat. Gençlik yıllarımda, yeni iş hayatımda bir yurt dışı seyahatine gideceğim, bir iş seyahati. Baktım otelde oda kahvaltı, kontinental kahvaltı. O ismi bir havalı geldi havalı bana. Geldi. Dedim ki enfes, ben de kahvaltı en sevdiğim öğün. Ay bir gittim, şöyle bir kruvasan. Tabii kruvasan. Fransa bir, mıydı gittiğin yer? Evet, bir parça da istediğim bir reçel. Evet. Bir de tabii. Çay yanına. Bu kadar. Çay da sallama her dakika. Evet, demleme falan beklemiyoruz tabii demleme, ki. Demleme çay zaten yurt dışında hiç. Evet. Nerede? O kadar hayal kırıklığı. Ay dedim ismi çok havalıydı ama. Kendinde bir şey yok. yok %100 öyle. Gözünü yani seveyim, bizim sertme kahvaltı. Ege kahvaltısı ayrı, Van kahvaltısı ayrı, Diyarbakır'ınki ayrı, Karadeniz'inki ayrı, kuymaklar, muhlamalar tabii. Kahvaltısı ayrı, yani her yörenin o kadar güzel kahvaltısı var ki yok, ülkemizde yok. Bizim, hakikaten. Bizim mutfağımız maşallah, maşallah. Bir numara. %100 öyle. Kesinlikle. Ya çünkü niye? Osmanlı saray mutfağından kalma, birçok kültürden etkilenmenin vermiş olduğu gerçekten dünyadaki en büyük füzyon mutfağı olarak geçiyor. Yani başlı başına mutfaklardan bir tanesi evet, dünyada ama yaşadığımız coğrafyanın bunda çok etkisi var. Tabii ki. Tabii çok ki. Güçlü bitkilere, elverişli. Evet. İnanılmaz endemik bitkilere sahibiz. Bir tahıl cenneti. Gerçekten öyle. Verimli olmayan tek bir bölgemiz yok. Yok. Yani her yörenin kendine has yetiştirdiği çok özel şeyler var. Öyle olunca bizim mutfağımıza yansıyor. Kadınlarımız çok becerikli. Çok becerikli. İnanılmaz şeyler yapıyorlar. Yani annelerin, teyzelerin sofralarına oturduğum zaman şaşırıyorum. Nasıl evet. Uygulamalar... Zaten üşenmek yok. Kesinlikle. O yeni nesilde var üşenmek. Evet. Bizde var yani tabii. Maalesef ki. Gerçekten tabii. Annelerimizin, anneannelerimizin ellerinde kesinlikle, öpüyoruz burada. Evet. Hakikaten Türk kadını diye böyle kocaman büyük harflerle yazılacak Türk bir kavram var. Türk oluşturan Türk evet, kadını. Türk kadını. Hakikaten evet, kesinlikle. Öyle. Ramazan sofraları da bu ritüelin bir parçası. Kesinlikle. Özel yemekleriyle, şerbetleriyle, kompostolarıyla, hoşaflarıyla. Ama
biraz dikkatli, çok fazla yüklenmemek gerekiyor. Evet, doğru konuya değindi. Su kaybına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Elektrolit dengesi çok önemli. Özellikle yoğun dikkat gerektiren işler yapan insanların su tüketimine, iftarla sahur arasındaki bolca, dengeli bolca su tüketimine dikkat etmesi gerekiyor. Evet, koyulaşmaya başladı gördüğünüz evet, gibi. Evet, muhallebimiz sohbet ederken Sevinç ablanın güzel tatlı sohbetiyle sohbet ederken muhallebimiz de kıvamını almaya başladı. Bir taraftan tabii ki keşkeğimizi de kontrol ediyoruz. Suyunu biraz daha çekince zannediyorum ki ben halledeyim istersen Sevinç abla. Azıcık onu karıştırır mısın şöyle tabii döver ki, gibi döver gibi. Döver gibi karıştırıyoruz efendim, döver gibi. Zevkle. Zaten bunun amacı işte dövmemiz değil evet, mi? Evet. Olması gereken. Evet. Biliyorsun o düğünlerde çok büyük kazanlarda, tabii, kapılarda tabii, ateşler yakılır. Yanarak. Bütün imece usulü hanımlar başında. Yapılır. Sizin mesela oralarda da şey yapılır mı? Bizim böyle bir vefatın arkasından hayır yapılacaksa. Evet. Mesela keşkek değil de bir de halka börek diye bir şey vardı. Halka biliyor musun börek. Halka böreği? Hayır, kocaman hayır, kazan hayır. Lokmanın. Lokma. Lokmanın. Ama tatlı değil. Hmm. Tuzlusunun büyüğü ve şişkin değil. Yani hayır, daha basit tabiri. Belki bizim oralara özgü. Yok. İmece usulü evlerin önünde deyince birden gözümde o çocukluğumdaki o kareler evet, her bölgenin hakikaten tabii kendine has. Bizde helva. Mutlaka helva, helva olur. Öyle acı günde helva olur. Acaba niye helva? Biliyor musun? Bak bunu araştıracağım. Bilmiyorum. Evet. Değil mi? Ama bütün bölgelerde acaba de hemen hemen yapılır. Tabii, arkasından tabii bir helva. Sanırım az malzeme gerekiyor. Uğraştırmıyor. Bir de herkes belki biliyorsun o yapılırken herkes dua okur ve elden ele kaşık değişir. Kaşık değişir herkesin doğru emeği geçer. Biraz teknikle alakalı bir şey. Hani, öyle mi diyorsun? Bence öyle. Merak ettim bu konuyu yayından sonra araştıracağım. Evet. Gerçekten merak ettim. Ben de bakacağım ona. Bence öyle çünkü hani olabilir. O acılı bir anda bir evde çok fazla değil de temel malzemeler yağ ve un her evde vardır var nasılsa. Yok %100 evet, şeker ve su şeker da var. Şeker ve su da var. Doğru söylüyorsun. Uğraştırmayalım evet, böyle bir acı günde vefat edelim. Koksun, evet, duamızı gönderelim evet, diye helva aracılığıyla. Evet, bir ikram. Bir ikram evet. Şimdi evet, muhallebimiz kıvamını aldı mı yeterince aldı, yoksa? Aldı aldı o daha da koyulaşacak. Tamam canım. Ben de keşkeyi dövmeye devam ediyorum efendim. Evet. Vallahi uzun süre tokmaklarla keşkek dövenlere Allah kolaylık versin. Evet. Kolum şimdiden ağrıdı. Hakikaten. Bir de sıçratıyorum da etrafa. Aman dikkat et. Biraz daha ona su koyacağım ben ama şimdi değil. Ha. İstersen hafif bir ufak bir ön şey yapacağım ona. Ne yapacaksın? Blenderdan çekme evet, işlemi yapacaksın. Evet. Hadi yapalım. Ama onu bunu oraya mı takalım? Ben getireyim ya da buraya takalım. Ver istersen. Ver ver bana ben takayım. Hadi. Sen muhallebiyle ilgili muhallebinin istersen altını kapatacağım şimdi ben. Tamam. Bunun altını kapatalım. Kapattım. Tamam. Evet. Onu hiç dibine değdirmeden. Yapayım mı ben? Yap. Hafifçe. Dibe hiç değdirmiyoruz efendim. Şöyle gezdirerek hafif. Ha, dağıta dağıta. Dağıta evet, dağıta evet, yapıyoruz. Evet. Hemen özleşmeye başladı. Evet, özleşiyor şu anda. Evet. Yani tavukla buğdayımız birbirine geçmeye başladı. Bir kez daha tekrar edelim. Tenceremizin dibine yaklaşmıyoruz. Aklınızda olsun. Evet. Hı-hı. Bütün el blenderı kullanımlarında aslında çok dibi sıyırarak yapmamakta fayda var. Evet. Şimdi bak, o biraz daha su istiyor. Biraz daha neden su istiyor? Çekmeye başladıkça suyu azalır. Çünkü daha açığa daha çıkan için, nişasta daha çok suyu aha, çekiyor çünkü. Tamam. Ben de bugün hep neden sonuç ilişkisiyle ilerliyorum. Evet. Sorguluyorum seni Sevinç abla. Yani, sorun yok. Hayatı sorguluyorum bugün. Yemekleri sorguluyorum. Evet. Devam ediyorum. Evet. Tamamdır. Bakayım bir tık daha şöyle karıştırmak istiyorum. Tamam canım.
Önemli olan tavuk lif lif olsun. Buğday da güzel özleşsin. Tamam. Birazcık daha. Heh, bak evet, gördük. Kaşıkla karıştırıp efendim. Birazcık daha özleşmesini sağlıyoruz. Olmayan yerlerin. Şey demiştik biliyorsun, istediğimiz kıvamdan bir tık daha sıvı istiyoruz. Bırakıyoruz. O yüzden o payı koyuyorum şu an. Çünkü onu da çekecek. Durdukça ne yapıyordu efendim? Koyulaşıyordu kıvamımız. Ben yapmaya devam ediyorum tencerenin dibine değdirmeden. Muhallebimiz ne durumda? Tabii sana bakayım derken kameralara kadar. Dik her zaman dik. Dik yapamıyorum, kordonum yetmediği için. Yetmedim. Dikkat et eline tamam, yanma. Dik yapamamamın sebebi tamamdır. Tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam canım. Şunu. Evet. Tamam canım. Ben halledeyim istiyorsan. Alacağım ben onu. Tavuklarımızı toparlayalım. Ziyan etmeyelim. Evet. Evet. Evet efendim. Keşkeğimizi biraz sıvı bırakıyoruz dedik. Nedeni evet. de neydi? Çünkü durdukça zaten koyulaşacak. Evet, parçalanınca buğday açığa çıkan nişasta giren sıvıyı iyice emecek, koyulaşacak. Hatta buzdolabından aldığınız zaman ertesi güne kalanı soğukken biraz et suyu veya normal suyla açarak ısıtırsanız aynı tazelikte, aynı nefasette kullanabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Evet. Aynı nefasette. Ne güzel böyle eski Türkçeyi de duyuyoruz. Hoşuma gidiyor vallahi. Eski kadınlardan eski Türkçeler. Estağfurullah. Yani de ben eskiyi zaten çok sevdiğim ben için. Eskinin her şeyini. Evet, annelerimizin, anneannelerimizin öğrettikleri. Yok, ben de çok seviyorum. O yüzden hoşuma gidiyor böyle cümleler. Evet, anneannem bana demişti ki tam tetimatıyla yapacaksın her şeyi. Dur, tam tetimatı tam şeyiyle. Bütün malzemeleriyle ve malzemeleriyle ve bütün uygulamaları da sırasıyla. Güzel. Ben uygulamaları her şeye uyarak yapacaksın. Tam tekmil demek gibi geldi bana. Sanki tam tetimatı değilmiş bak. Tam tetimatıyla yapacaksın değil mi? Neyle demiştim ama şimdi anlıyorum. Evet. Ben iyi yemek yapmak. Benim de öyle bir anım vardı. Bir taraftan sustum, onu düşünüyordum. Senin anlattığına bir gün beni de öyle bir şeyde bıraktılar. Hem de yayında. Tam kelimeyi hatırlamaya çalışıyorum. Neydi acaba? Hatırlayacağım. Şimdi bunu kapatıyoruz. Ocağı biraz batırdım. Hiç önemli değil. Bu biraz dinlensin. Dinlensin. Tamam. Dinlensin. Hazır mı şimdi peki keşkeğimiz? Evet. Keşkek pişirildiği zaman hemen servis kabına alınmasın. Servis etmeye yakın su miktarı kontrol edilip edilsin. Belki bir bardak daha su eklenip bir taşım daha kaynatıp hemen servise o şekilde alınabilir. Evet, üzerine de tereyağında efendim isterseniz pul biber yakın. Bence nane de oluyor. Ben nane yakan da gördüm ama bence pul biber. Ben pul biberle tereyağı kendi nohutundan biraz ve üstüne de evet. O zaman şimdi kuplarımıza şöyle kepçeler yardımıyla şunu alabilir miyim oraya? Tabii ki alabilirsin. Ne demek? Ne demek? Muhallebimize geri döndük efendim. Evet. İki bu muhallebi de yapmamız gerekiyor. Buzdolabında sertleşecek. İyice kendini alır. Al canım. Kuplara şimdi muhallebimizi dolduruyoruz ama hepsini değil, yarısını dolduracağız. Şöyle birer buçuk koyalım önce. Tamam canım. Ben bunları dolaba göndereceğim. Evet. Sonra ne yapacağımızı bir kez daha söyleyeceğiz efendim sizlere. Şimdi bir kuplarımızı dolduralım. Tamam. Şu kenarlarını temizlememiz ben gerekiyor. Ben temizlerim onu. Sunum önemlidir. Sevinç abla da dikkat eder. Ay çok, çok önemlidir. Bir de çünkü bunda böyle bir siyah beyaz bir görüntü olacak ya. O beyazları silmek lazım. Evet. Haklısın. Hem de kullanılan malzemeye yaptığımız özen kadar sunumu da aynı bence zevkle öyle yaparsak. Bence de. Evet. Tamam. Şimdi kalan muhallebimize ne yapıyoruz? Bitter çikolata bir paket. Evet, onun sıcağıyla bitter çikolatamız eriyecek muhallebinin sıcağıyla. Ben bunları dolaba gönderiyorum Sevinç abla. Evet. Çünkü biraz muhallebinin kendini bulması gerekiyor diğerlerinden. Hayır, üzerine çikolatasını koy. Öyle mi? Ben, ama dağılmaz mı birbirine? Hayır.
geçmeyecek mi çikolata altı? Hiç geçmez. Tamam, ben zannettim ki biraz bu muhallebi kendini bulsun, soğusun, birbirine hayır, karışmasın direkt diye. Direkt tamam. Koyabiliriz. Hemen şimdi kabuk tamam, bağlayacak canım. Zaten bu. Tamam. Ben Ramazan'da biraz kolay reçeteler seviyorum. Aç karnı çok uğraştırıcı, zor uzun oluyor, şeyler yapmayı sevmiyorum. Annemler de öyle yapardı. Mesela yufkalar açılırdı önceden. Su böreklerini hazırlayıp derin dondurucuya koyardı. Çünkü aç karnına yemek yapmak biraz zor. Zor, doğru, zor. O yüzden kolay reçetelerle, pratik reçetelerle bence de Ramazan güzel seçilmiş bir menüyle. Hem doyurucu, aynı zamanda doyurucu ama besleyici de. Bence oradaki kilit kelimelerden bir tanesi kesinlikle besleyici olması. Çünkü uzun süren bir açlık süremiz var ve o açlık süresinde vücut bazı besinlerden eksik kalmış evet, oluyor. Ama güzel iftar su kaybı oluyor ve besin kaybı evet, oluyor. Enerji kaybı oluyor tabii ki. Doğru beslenmek iftar sofralarında bence çok önemli Sevinç ablacığım. Evet şimdi. Şimdi üzerine eşit olarak sadece örtecek kadar. Hı hı. Örtecek kadar koyduğumuz, ben orayı silerim mercanım bana. O iş sende. O iş bende. Evet. Sen devamını halledersin. Tamam. Sonra da dolaba koyarız. Servis ederken de üzerine biraz pudra, pardon. Toz fıstık, Antep fıstığı mesela. Ben kakao rende. Ha kakao, bir tane çikolata rendeliyorsun evet, ya da kakao serpiyorsun. Kakao serpiyorum. Hı hı. Üstüne bence Hindistan cevizi bile olur. Yani her şeyi kaldırır. Evet, karamellen evet, çok Hindistan cevizini bilmiyorum ama hı hı, fıstık dediğin şahane toz olur. Toz fıstık çok güzel evet, olur çok değil mi? Çok güzel olur. Evet. Bana verirsen yine ben temizleyici. Sana. Kenarları temizleyici. Evet. Misler gibi oldu vallahi. Kokuyu kokusu duyuyor da, musun? Evet duymaz mıyım? Mis gibi. Çikolatanın girdiği. Evet her şeyin. Evet. Bu arada ben çikolatanın yediği her şey çok güzel olur diyorum. Ama biliyorsun da ben çikolata mesela çok seven bir insan değilim. Çok değil enteresan. O kadar ben de çok seven. Bitter çikolata severim. Bitter çikolata. Ama onu evet, da hiçbir zaman bir paketi yarım paketi yiyemem. İki tane yemek yeterli bana. Ben de öyleyimdir. Mesela pastada kesinlikle çikolata değil. Meyveli beyaz kremalı. Bence de. Evet. Pastada çok sevmem aslında da. Bence de pastada çok süper bir şey değil. Ben tatlıcıyım da ama hani tatlıda ne seversin? Cheesecake falan mı? Yok. Ne seviyorum bayağı biliyor musun? Biz ikimiz de acıktık galiba. Evet oldu ya. Ben bayağı mesela baklava çok seviyorum. Hadi. Ama has ve has böyle Antep baklavası olacak Sevinç abla. Açma baklava. Sen kallavi tatlı seviyorsun. Yani kallavi sütlü tatlı da çok seviyorum. Muhallebi çok severim. Ben sütlü tatlıları muhallebi çok severim. Yani, yok yok. De. Sütlaç çok severim mesela. Aa, sütlaç. Çok severim. Başka bir tatlı. Evet evet. Sütlaç. Şimdi oldu galiba göndereyim mi dolaba? Heh, tamamen sen bitiriyorsun. Biliyorsun ben hiç ziyan etmem. Ziyan yok. En son. Ziyan yok. Ramazan olmasaydı ben onun dibini sıyırırdım. En güzel yeriydi. Evet, bizde sıyırdım. De Cansu'nundur. Evet kızının. Evet şundan sıyırma. Verme ona hiç önemli değil ama bu dibi o sıyıracak. Bence de. Bir kavga çıkar. Muhallebinin dibi önemlidir. Efendim muhallebilerimiz dolaba gidiyor. Muhallebilerimiz dolaba giderken ben de size ne yapayım? Günün üçüncü tarifi olan benim sevdiğim çorbalardan domates çorbası ama neli köfteli domates çorbası malzeme listesi ekranda. Ben de sizlere sayıyorum bakalım içinde neler varmış. 100 gram kıyma, 1,5 su bardağı domates sosu, 400 mililitre süt, 2 yemek kaşığı unumuz var. 2 yemek kaşığı tereyağımız, 2 diş sarımsağımız, kuru nanemiz, kimyonumuz ve tuzumuz var. Evet malzemelerimiz bu kadar. Üzeri içinde tabii ki domates çorbasının kısır ekmeği olmazı ve kaşar rendesi. Değil mi? Olmazsa olmazı. Evet. Evet. Sevinç ablacığım gel canım. Tuğçe'cim hangi tencerede yapalım? Arkadan tencere alalım seçim, hemen bakırda yapalım istiyorsan. Unu yakacağız tereyağlı. Olur mu içinde dersin? Kalın mıdır yani altı? Yani istersen bununla yapalım. Bunda da sunalım istersen. Tamam, tamam, olur, tamam. Nasıl istersen. Evet efendim. Ocağımıza tenceremizi aldık. Tereyağımızı koyalım. Tereyağımızı koyalım hemen. Koyuyorum efendim. Lütfen. Hı-hı. Tereyağımızı koyduk. Evet. Unumuz da bir yanımızda. Erisin, evet. Evet. Hah.
Açtım altını. Ah, istersen. Ne yapalım? Bu işlemden önce köftemizi hazırlayalım. Hazırlayalım. Tamam, altını hazır olsun. Evet, tamam, köftemiz tamam hazır canım. Olsun. Köftemiz hazır şurada olsun. Şurada eldiven görmüştüm ben. Hı-hı. Hemen. Köfteli yapıyoruz efendim domates çorbasını. Evet. İlk önce dedik ki unumuzu kavurmadan bir köftemizi yoğuralım. Minik minik köfteler yapacağız zannediyorum. Köftesiz de yapılabilir ama Ramazan'a özel biraz daha doyurucu ve protein içeren. Evet, zengin olsun istedik. Evet. O yüzden köfteli yapıyoruz tarhana çorbamızı. Evet. Elim ıslaktı, zor giydim. Zor giydim. Olsun var. Şu kıtır ekmekle kaşar peynirini ayıralım. En güzel kısmı da o değil mi? Bence de. Yani kruton. Domates çorbasında %100 kruton ve kaşar peyniri olmadan evet, olmaz, olmaz diye düşünüyorum. Domates evet. Çorbası ama özellikle. Evet. Hı-hı. Evet canım. Ne çok vardı? Basit malzeme. Sen bana şu sarımsakları ezer misin? Hemen bir de bıçak alayım. Şuradan. Hı. İki diş sarımsağımızı. Tamam. Ezdik. Bir tutam bir çay kaşığı kadar. Kimyon. Kimyon. Bir tutam nane ve birazcık da tuz ilave ediyorum. Hemen şöyle yoğuruyorum. Benim bu yoğrulmuş köftem hazır vardır. Top top yapılmış. Derin dondurucuda bekler. Böyle hep hazır var. Evet. Böyle bir çorbayı yaparken veya başka yoğurtlu çorbalar, erişteli çorbalar yaparken hazırım da olur. Hep hazır bulunur. Kullanır. Evet. Çünkü işin şu kısmından çok üşenirim. Ya. Evet, yaparken fazla yaparım hani minnak, mutlaka. Ama istersen bu arada köftemi hemen yoğurdun. Minnak minnak köfteler yapacağız. Ben onu kavurayım diyorum. Ne olur, dersin? Olur, sen bilirsin. Zamandan tasarruf edelim. Olur. Çünkü bir tane daha lezzetimiz var ya, benim için şerbetler evet. Değerli ve önemli. Ama en kolay da tabii reçetemiz. Ki en kolay. Evet. Ve bence gerçekten birazdan efendim reyhan şerbeti yapacağız. Bence şifa deposu. Yani kesinlikle. Size ağız yaralarına çok iyi geldiğini biliyor muydunuz? Sen biliyor muydun evet. Sevinç abla? Evet. Zaten sen biliyor muydun derken bir de sen bunları bilirsin. Sindirimde de çok kolay. Faydalı. Evet, sindirimde. Evet. Şerbetler o yüzden tarihin hem tozlu sayfalarında evet, kaldı. Evet. Ama çok güzel. İyi ki yapmışsın, iyi ki aklına gelmiş. Çünkü hani gündemimize taşımak ve bence Ramazan'da da böyle ferahlatıcı, değil mi? Hoş haftı, işte kompost, şerbetler, evet, kompostolar evet. Bence önem arz ediyor. Biz de bugün reyhan şerbeti yapacağız efendim. İftardan sonra otururken de içilebilir. İçilebilir. Bir iki bardak. Evet. Hem enerji verir hem de koy hepsini. Hepsini koyayım onu soracaktım. Lütfen o ölçülmüş. Tamam canım. Ben güzelce onu kavuruyorum. Evet, lütfen. Çırpıcıyla yapmamı ister misin yoksa nasıl böyle nasıl kolayına geliyorsa tabii ki olabilir. Üzerine zaten şimdi süt de koyacağız. Çırpıcı daha koyacağız. Güzel. Daha kolay olur. Tamam, süt koyunca yaparız. Minik minik köfteler yapıyoruz efendim. Sadece kıymamızın içinde sarımsağımız var. Bir de baharatımız var. Kimyonumuz. Soğan da koymuyorsun. O yüzden bence kolay. Bir köfte eğer siz de Sevinç abla gibi hala domatesleri kullanmıyorsanız, yok Temmuz gelmeden ben domates kullanmam aynen. Diyenlerdenseniz eğer geçen sene yazdan hazırladığınız o şişe domateslerinizi kullanabilirsiniz. Aynen, evet, evet. Çok da güzel olur. Unumuzu kavuruyoruz bir taraftan, bir taraftan köftelerimizi yapıyoruz. Keşkeğimiz oldu, muhallebimiz oldu, dolapta soğuyor, kendini buluyor. Lezzetlerimizi beraberce güzel güzel hallettik. Sütünü koyayım mı artık, ne dersin? Bakayım. Yok. Birazcık böyle daha kokusu göz çıksın göz mı? Olacak. Göz göz tamam olacak. Tamam canım. O zaman ben biraz şuna geçeceğim. Böyle daha kolayıma geliyor kaşıktan. Evet. O yüzden. Hem de daha sonra sıvıları kattığın zaman daha rahat ederim. Bir doku elde edersin. Homojen olur. Sen de peki sahurda kahvaltı edenlerdensin evet, genel olarak kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yumurta olmazsa olmazım. En güzel protein. Tabii tutuyor çok insanı. Tutuyor, çok tutuyor. Mi? Çok tutuyor. Evet. Ve bol sıvı. Sıvı tüketiyorsun, su içiyorsun bol bol. Evet. Bitki çayları da içer misin mesela sahurda? Ben bitki çayı
Sadece yeşil çay içerim. Ha, yeşil çay, ben de yeşil çay içerim. O da şey değil, hazır toz olarak kullanırım. Ha, şey an poşet. Vallahi o konuda da ilk önce biz şey alıyorduk. Aktardan alıyorduk. Sonra bir uzmanı dinlemiştim. Dedi ki yok poşet olarak alın. Çünkü aktardakinin hani biliyor musunuz dedi. Hani ne kadar hijyenik. Hani güvendiğiniz bir aktar varsa aktardan alın dedi. Evet. Hani ben de şimdi mutlaka var. Çok güvenilir aktarlarımız var ama evet. Hani bilemediğim için dedim ki hani denetlenen koşullardaki poşetleri alayım bari dedim. Evet. Bilmiyorum ben yani. Ben hızlı tüketim olduğuna inandığım aktarlardan alıyorum. Evet. Çok böyle varsa tabii ne güzel evet. Mahallede. Yeşil çayda evet çok kullanılan bir şey. İnsanlar çok seviyorlar. Hı hı. O poşet çaydaki yapıştırıcılar çok hoşuma gitmiyor. Ha, hoşuna gitmiyor. Evet. Yok yok zaten bu arada eğer gerçekten hani güvendiğiniz bildiğiniz aktarınız varsa bence de tabii oradan ki. Almakta. Yok %100 öyle. Ben de bir rezene, bir de yeşil çay çok severim. Rezeneyi sever misin? Çünkü ben rezene, yeşil çayı rezene, çok rezene çok şey yapıyor, şişkinliği çok güzel evet, oluyor. Ödem atıcı. Ödem atıyor. O yüzden ben rezene seviyorum. Her gün değil ama iki günde bir içiyorum. Bence oldu, bence eklemeliyim. Evet, hı-hı. Ben koyayım dur. Evet, lütfen rica edeceğim. Karıştırmaya devam et tabii ki. Sütümüzü ilave ettik efendim. Çorbamıza ben karıştırmaya devam ediyorum. Hiç beklemeden de. Hemen yazdan hazırladığımız domatesimizi de koyuyoruz içine. Evet. Karıştırmaya devam ediyoruz. Çırpıcı yardımıyla da yaparsanız eğer ki çok daha sağlıklı olur. Biraz daha çünkü daha homojen bir kıvam elde edersiniz. Unlarımız daha güzel dağılır. Bence evet biraz daha su istedi. Doğru. Daha da hatta istedim. Biraz daha evet, isteyecek. Sevinç ablacığım. Daha yavaş yavaş karıştır. Hiç kendini yorma. Çünkü o özleşene kadar karıştırman zaten, gerekecek. Zaten evet un iyice homojenize oldu. O yüzden problem yok. Bir küçük bir tavada da. Ne yapalım? Burayı da açma şansın var mı? Açacağım. Sen karıştırma devam. Ben döküm tenceremizi alacağım oradan. Peki. Ki daha güzel yer açılsın. Peki. Çok yer kaplıyor kocaman tencere. Evet. Heh. Alıyorum hemen. Çok da ağır. Evet. Beline dikkat. Çok ağır gerçekten. Şimdi tavada ne yapıyoruz canım? Köftelerimizi. Şöyle bir kızartıyoruz. Köftelerimizi şöyle bir kızartıyoruz. Yağımızı azıcık. Azıcık. Sıvıya? Sıvıya. Tamam sıvıya. Canım. Azıcık çok sıvı yağımızı koyduk. Köftelerimizi kızartacağız. O sırada çorbamız kaynayacak. Ve kaynayan çorbamız içine köfteleri koyacağız. Bir taşım daha kaynatacağız diye öngörüyorum. Sonra da servis edeceğiz efendim. Evet. Aslında bir iki bir şey kaldı değil mi? Evet çok az köftemiz kaldı. Köfteleri ben kızartırım. Sen de o sırada reyhan şerbetine geçersin. Tamam. Böylece iş bölümüyle günün bütün lezzetlerini tamamlamış oluruz efendim. Evet, yağımızı dağıtıyorsun tavanın her tarafına. Evet. Tamam canım. Köfteler de gitti. Ben şimdi arkadan bir spatula alırım. Karıştırırım onları. Sallayarak tavanın sapını da yapabiliriz. Doğru. Minik minik zaten. Ne kadar canı olacak ki hemencik pişecekler. Çok zaten kaynayan bir sıvının içine atacağız. Şöyle evet. Hafif bir dışları renk kokusu çıksın, lezzeti girsin. Evet. Tamam ben oraları hallederim. Tamam. Sen istersen elini yıka, eldivenini çıkar efendim. Günün son lezzeti ne dedik? Tozlu sayfalarda kalmasın şerbet tariflerimiz. Ramazan'da yapalım. Bugün de biz en keyiflilerinden bir tanesini seçtik. Reyhan şerbeti malzeme listesi ekranlarınıza geliyor. Ben de sizlerle paylaşıyorum. Bakalım nasıl yapılıyormuş reyhan şerbeti ve malzemeleri nelermiş? Bir bar reyhanımız var, bir su bardağı toz şekerimiz var, bir tatlı kaşığı limon tuzumuz var, bir tatlı kaşığı vanilyamız var ve bir litre de suyumuz var. Bir litrelik bir reyhan şerbeti yapıyoruz. Evet Sevinç ablacığım ne yapıyoruz şimdi? Hemen tenceremi alıyorum. Tencereni al. Evet şunu evet, tencereyi al tabii. Evet. Bir litre su koyuyorum. Tenceremize bir litre su koyduk efendim. Sonra? Şekerimi ilave ediyorum. Evet.
ocağa koyacağım bunu şimdi. Tamam, ben şu ocağı açıyorum sana. Hatta ki şöyle tarhana çorbası. Tarhana çorbası beni andı. Domates tarhana çorbası. Rengi oldu evet, ya. Evet, evet. Evet. Olmak üzere olduğu için daha harlı ateşe. Soyumuzu koyduk 1 litre. 1 litreye ne kadar şeker koyuyorsun Sevinç abla? 1 su bardağı. 1 su bardağı kadar şeker koyuyorsun. Evet. Tamam. Evet, hep ben hallediyorum onları. Köfteler bende. Rahat ol. Tamam. Lezzetlerinin peşini bırakmıyor. Suyumuzun kaynamasını bekleyeceğiz. Ha, öyle mi? Suyumuzun kaynaması gerekiyor. Sıcak su kullandık. Çok da sıcak değildi herhalde suyumuz ama. Yok, suyumuz sıcak da fena değildi. Yok, bekleyelim bekleyelim. Şeker güzelce eriyecek. Suyumuz fokurdayacak. Onun altı yanıyor değil mi? Evet, yanıyor. Kontrol edelim dedim. Su kaynadıktan sonra hemen altını kapatıyoruz. Fazla uzun pişirmiyoruz. Çünkü acı yapar değil mi? Rengin hem acı hazırlaşır. Hem de o rahiya kaybolur. Uçar güzel kokulu. Bir şey, yani besin değerleri güzel gider. Kokular gider. Doğru diyorsun. O yüzden kaynatıyoruz suyumuzu, şekerimizi, altını kapıyoruz. Ardından reyhanımızı koyuyoruz ama içinde de çok bekletmiyoruz. Evet, ama tabii bu arada bütün renklerin dışarı çıkmasını sağlayan şeyi katıyoruz. Limon tuzu. Belki sorabilirsiniz limon tuzu kimyasal bir şey, niye limon kullanmıyoruz diye. Denedim. Onu da denedim. Olmuyor. Onunla aynı rengi elde edemedik. Edemediniz. Dolayısıyla minicik bir limon tuzu kullanmakta fayda. Fayda var. O yüzden limon tuzu kullandık. Tamam. Köftelerimiz de hemen olmak üzere zaten gördüğünüz gibi. Onu da içine ilave edeceğiz. Evet. Biraz daha. Evet. Birazcık. Dur şöyle bir koysun. Fark etmez canım benim. Mis. Arzu edenler köftesiz yapabilir. Ama köfteli bence çok güzel olur. Köfteli Ramazan'da kesinlikle. Çorbadan daha protein ve doğru besin değerleri almak için bence köfteli kesinlikle. De çok güzel. O zaman şöyle bir taşım kaynasın. Kendi kendine bırakıyorum artık. Evet. Bu da kaynamaya başladı. Kaynamaya başladı. İstersen birazcık bir limon tuzunu da alıyorum. Ekleyeyim. Limon tuzu çok abartılmamalı. Sadece silme bir tatlı kaşığı yeterli. Silme bir tatlı kaşığı. Ekşi yapar yoksa. Silme bir tatlı kaşığı kadar limon tuzumuzu koyuyoruz. Evet. Bir kez daha Sevinç ablacığım neden limonla olmadığını anlatırsan. Limonla denediğimde yani bu kadar yoğun bir sitrik asite sahip olmadığı için. Bilimsel yaklaşıyoruz efendim. Çünkü gıda mühendisi hanımefendi. Evet. O istediğim güzel mor rengi elde edemedim. O yüzden. Fazla limon sıktığım zaman elde ettim ama bu sefer da istediğim şey olmadı. Yani ekşilik rahiyanın önüne geçti. Geçti. O yüzden de efendim yapacak bir şey yok. Her zaman yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Yani reçellerde kullanmıyorum limon tuzu. Mutlaka limon kullanıyorum. Çünkü aynı işi görüyor. Görüyor. Ama bu şerbette aynı şekilde çalışıyor. Bunu öğrenmiş olduk. Evet. Çorbamız... Ben kapattım. Böyle fokurdadı kapattım. Tamam. Bu bir kaynayacak. Kaynasın. O kaynarken ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Gel şu keşkeyi bir içine servis edelim. Ne dersin? Sana bir tahta kaşık daha getiriyorum. Koyacağımız ya da kepçe ister misin? Kepçeyle daha kolay yaparız sanki. Evet. Bir yoğunluğunu kontrol edeceğiz şimdi bakalım. Bak sıvı şu anda daha sıvı bırakmış. Evet. Hemen koyulaşmış efendim. Yani bu eğer bir saat sonra servis edilecekse bir bardak daha su kaldırır. Ama şimdi hemen servis edilecekse tam zamanı. Biz şimdi sunum hazırlayacağız. Evet. Sevinç Hanımcığım, ben de onun tereyağını yakayım üzerine pul biberle birlikte. Evet. Evet. Böylece son artık süsünü de vermiş olalım. Sunumlarımıza geçelim. Sunuma geçelim. En sevdiğim kısım benim. Ve sen sunum seversin. Ben düşünürüm. Getirir evden genelde böyle tabaklarını kendi işte işine saygı. Kendi yaptığı lezzetleri programda da kendi sunum tabaklarıyla hazırlamak ister Sevinç abla. Evet.
Evet. Efendim, neler yaptık? Şöyle bir özet geçeyim. Bir taraftan sunumlarımızı hazırlarken. İlk lezzetimiz neydi? Keşkeğimizdi. Şu an Sevinç abla koyuyor tabağımıza, sunum tabağımıza. Ardından çok güzel muhallebiler yaptık. Şu an dolapta kendini buluyorlar, soğuyorlar. Hemen ardından az önce yaptığımız domates çorbası, ama köfteli domates çorbası. Ve son lezzetimizi yapıyoruz. Şu anda suyumuz kaynayınca reyhanlarını da koyacağız. Sonra şişemize, sürahimize koyup dolapta soğutacağız. Ama biz tabii zamanımız kalmadığı için soğutamayacağız. Siz evinizde dolapta ne kadar? 1-2 evet. saat kalsın dolabınızda. Öyle servis edin efendim. Yazın bu şerbeti dolabınızdan hiç eksik etmeyin. Öyle mi diyorsun? Evet. Buzdolabınızda mutlaka bulunsun. Olsun. Evet. Aha. Kahvenin yanına. Bırakabilirsin canım. Çok kahvenin güzel. Kahvenin yanında. Çok güzel bir sunumluk. İkram edin diyorsun evet. misafirlere. Evet, evet. Canım ben bunu da bu arada yakıyorum ya, bu sırada. Evet, lütfen. Bir taraftan da tavuğumuz suyumuz vardı da kaynıyor. Biraz arkam bizim. Tavuğumuz vardı evet. Getiriyor arkadaşlarımız evet. tavuğumuzu. Ve nohutum da vardı. Nohutumuz da vardı. Birazcık. İyice ben pul biber şöyle bir yansın. Yansın istiyorum. Yakalım pul biberi güzelce. Evet. Bu arada kaynamaya başladı. Ben reyhanları da koyuyorum Sevinç ablacığım. Altını kapatalım. Altını kapatıyoruz. Reyhanları efendim. Atalım. Reyhanlarımızı atıyoruz. İşte püf noktaları. Bir silme tatlı kaşığı kadar ne koymuştuk? Limon tuzu koyduk. Şöyle bir karıştır şöyle bir istersen. Karıştırıyorum. Kapağını kapatıyoruz. İlgili vermesini bekleyeceğiz. Evet. Şimdi tavuğumuz da geldi. Çorbamız da yine şöyle bir karıştırayım efendim. Oh. Reyhanın kokusu şu an tüm stüdyoyu aldı evet. kavurdu. Ben bir kez daha sizlere anlatmak istiyorum. Suyumuzu kaynattık şekerimizle birlikte. Şekerimiz iyice eridi içine. O sırada bir silme tatlı kaşığı kadar limon tuzumuzu koyduk. Sevinç ablacığım anlatmıştı niye limon koyamadığını. Çünkü o reyhanın rayasını vermiyor rengini. Dedi. Rengini. Rengini vermiyor dedi. Kokusunu ve rengini aynı zamanda. O yüzden bir silme limon tuzu koyduk. Ardından kaynayınca hepsi ocağımızın altını kapayıp reyhanı koyduk içine. Şimdi reyhan iyice rengini verecek. Sonra süzeceğiz şişemize koyacağız. Bu arada pul biberlerim de keşkek için yandı. Pardon. Evet nohutlarla da diyorsun. İçinde nohut varsa süsünde de olacak. Olacak. Evet. Ay güzel görünüyor. Şöyle gelecek şekilde dökersen. Ay. Gezdirerek şöyle. Gezdirerek. Oh. Treya her şeye çok yakışan. Şöyle üstüne birazcık daha. Bir de şuraya mı? Evet. Her tarafı güzel gelsin. Gelsin gelsin. Vallahi mis, mis gibi, gibi göründü. Evet. Daha ne olsun efendim. O zaman ne yapalım? Şöyle bir etrafı toparlayalım. Bu yaptığımız güzel lezzetleri gözlerinizin önüne şöyle bir serelim efendim. Efendim bugün Sevinç ablacığımla birlikte çok güzel bir iftar sofrası hazırladık. Sizler için hem pratikti hem mis gibi kokular geliyor. Oh keyifli keyifli hallettik. Birkaç şey söylememiz gerekiyor Sevinç ablayla. Reyhan şerbetimiz içine vanilyayı biraz böyle hem süzdükten hem de biraz soğuduktan ıladıktan sonra koyduk değil mi vanilyayı? Evet, evet. Bir de tabii ki domates çorbasının olmazsa olmazı krutonlar ve kaşar peyniri demiştik. Ben hemen şöyle ekliyorum. Bol kaşar peyniri. Aslında tabii ki şu an biz böyle yapıyoruz ama servis edilirken yanlarında hep zaten olacaktır. Evet. Hem kaşar hem de kruton. Şu krutonlarımızı da şöyle koyalım. Misler gibi. Sevinç ablacığım. Teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Neler söylemek istersin? Ramazan'ını kutlamak istediğin eşin, dostun, akraban varsa buyur bizler aracılığıyla. Ay ne kadar güzel. Çok teşekkür evet. ederim. Ailemin, tüm dostlarımın, akrabalarımın, bütün Türkiye'nin, bütün İslam aleminin, herkesin Ramazan bayramını, Ramazan'ını şimdiden kutluyorum. Evet. Evet efendim bugün Sevinç ablacığımla beraberdik. Çok severim bilgisini, elinin lezzetini. Yine güzel iftar sofrası hazırladık beraber. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hoşçakalın.
Tuğçe'nin Mutfağı hafta içi her gün 13'te 360'da.